Covid-19 salgını Mart ayının başından itibaren Türkiye'yi yakından etkiliyor ve etkisi altına alıyor. Salgının sağlığımıza ilişkin, halk sağlığına ilişkin boyutlarına dair kimi veriler düzenli olarak açıklanıyor. Test sayısı, pozitif vaka sayısı, iyileşen hasta sayısı, ölüm sayısı gibi verileri düzenli olarak her akşam televizyonlardan duyuyoruz ve izliyoruz. Ancak Covid-19 gibi hem dünyayı hem Türkiye'yi çok derinden etkileyen, hem halk sağlığını hem ekonomik ve toplumsal yaşamı derinden etkileyen bir salgının detaylı verilerine, özellikle demografik verilerine, toplumsal verilerine rastlayamıyoruz. Top dilinde sağlıkçıların epidemiyoloji dedikleri, yani bir hastalığın toplumsal dağılımına, yaş, nüfus, bölge, gerekirse ırk, cinsiyet, iş ve meslek durumuna ilişkin bilgiler ise paylaşılmıyor. Yani biz hastalığın örneğin hangi illerde yoğun olduğunu bilmiyoruz. Kadın erkek dağılımını bilmiyoruz. Yaş dağılımını bilmiyoruz. Emekliler arasında mı, çalışanlar arasında mı daha yoğun olduğunu bilmiyoruz. Hangi meslek ya da iş grupları arasında dağılım olduğunu bilmiyoruz. Bu verinin önemi şudur. Salgınla mücadele ya da herhangi bir hastalıkla mücadele edebilmek için o hastalığın toplumsal dağılımını bilmek gerekiyor. Ona göre özel önlemler alabilirsiniz. Örneğin belli bir yaş grubu da etkinse, elbette şimdi 60 yaş üstünü çok etkilediği söyleniyor ama detaylı veri elimizde yok. Bu hastalıkla mücadele etmek açısından ve hastalığın hangi toplumsal kesimleri ya da hangi nüfus katmanını ve grubunu daha çok etkilediğini bilebiliriz ve buna uygun olarak da sağlık bilimciler buna uygun yöntemlerle mücadele edilmesi açısından da halk sağlığı açısından da bu veriler son derece önemli. Ayrıca bu veriler bize tabii hastalığın toplumsal boyutunu da gösteriyor. Yani sosyal bilimler açısından da önemli bunlar. Bir sosyal bilimcinin çalışma yapabilmesi için de bu tip detaylı verilere hem coğrafyaya dayalı hem demografik şeylere hem de sosyal verilere ihtiyaç var ki hastalık konusunda daha fazla şey söyleyebilirim, daha fazla değerlendirme yapabilirim. Oysa bu verilerin sağlık birimleri tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından tutulduğunu biliyoruz. Yani her hastanın, her vakanın, her pozitif vakanın yaşını, cinsiyetini, bölgesini, hatta işini, meslek grubunu ve benzerlerinin tutulduğunu biliyoruz. Dünyada kimi ülkelerde bu konuda detaylı verilerin de açıklanmaya başlandığını biliyoruz. Mesela New York'ta etnik kökene varıncaya kadar, yaş grupları etnik kökene varıncaya kadar detaylı bilgiler yayınlanıyor. Bunların bir an önce Türkiye'de de yayınlanması lazım. Bu hem hastalıkla mücadele açısından önemli, hem de hastalığa ilişkin hem sağlık bilimlerinin hem sosyal bilimlerde değerlendirme yapmak açısından önemli. Covid-19 sadece sağlığı etkilemiyor. Ciddi bir ekonomik ve sosyal şeyi var, etkisi var. Yani çok derin bir işsizlik yaratıyor. İstihdamda daralma söz konusu, iş yerleri kapanıyor. Gelirde ciddi bir azalma söz konusu ve bu uzunca bir süre daha devam edecek. Yani Covid-19'un yaratmış olduğu etkiler, Covid-19 nedeniyle alınması zorunlu olan tedbirleri de dikkate aldığımızda çok uzunca bir süre daha bunun devam edeceğini biliyoruz. Dolayısıyla ikinci bir veri setinin de kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Yani Covid-19 nedeniyle ne kadar insan işini kaybetti? Ne kadar insan işsizlik ödeneğine başvurdu? Ne kadar işçi kısa çalışma ödeneğine başvurdu? Gelir kaybına uğrayanların sayısı nedir? Nakdi gelir desteği kimlere ne kadar sağlandı? Bu da bize hastalığın sosyoekonomik tablosunu, yani hangi toplumsal kesimleri ve sınıfları daha çok etkilediğini, ne düzeyde etkilediğini ortaya çıkaracak bilgilerdir bunlar. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu olsun, İşkur olsun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlarla ilgili birimleri olsun. Buna ilişkin detaylı veri setlerini maalesef yayınlamıyorlar. Şu anda
Mesela işsizlik sigortasına ilişkin, başvurulan ilişkin bildiğimiz en erken veri 40 günlük. Yani 40 gün geçmiş üzerinden. Halbuki bunların dünyada başka ülkelerde haftalık düzeyde açıklanabildiğini biliyoruz. Bu da aslında hastalığın toplumsal, sınıfsal etkisini ölçebilmek açısından önem taşıyor. Bu verilerin de gecikmeden açıklanması gerekiyor. Çünkü kamunun, devletin nitelikli ve ulaşılabilir veriyi kamuoyuna sunması gerekiyor. Bu yönde de iki temel açıdan da, yani hem tıbbi açıdan, sağlık açısından hem de sosyoekonomik açıdan hastalığın, salgının yaratmış olduğu etkileri derinlemesine ölçecek veriler şu anda maalesef yok. Halbuki bunlar kamunun elinde var ve açıklanması gerekir.